Endüstriyel tasarım kullanıcıyı anlama işidir yani aslında. Bizim kullanıcıların hayatındaki sorunları tespit edip onlara göre bir tasarımcı bakış açısıyla çözümler bulmamız gerekiyor. Kalemden arabaya, uçağa kadar her şekilde ürünün tasarlandığı bir bölüm. Endüstriyel tasarıma geldiğimde bu bölüme zaten aşık oldum. Çünkü gördüğümün ötesinde bir bölüm olduğunu fark ettim. Yani hem dijital hem fiziki olarak tasarım çok geniş bir kavram ve biz birçok sektörde faaliyet gösterebiliyoruz endüstriyel tasarımcılar olarak. Endüstriyel tasarım bazı üniversitelerde daha teknik veriliyor. Bazı üniversitelerde de biraz daha soyut, sanatsal verilebiliyor. Ben bunun dengesini istiyordum ve tercih kısmında da zaten çevremde soruşturduğum ve öğrendiğim kadarıyla bu bölüm, bu üniversite onu sağlıyordu bana. Yani tam dengeli bir eğitim bekliyordum ve beklediğimi buldum o konuda. İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü zaten ilk tercihimdi. İmkanları olsun, hocaları olsun araştırdım, etrafıma sordum ve o şekilde buraya gelmeye karar verdim. Alanımda araştırma yapabiliyorum hocalarım sayesinde. Onların özel sektörde de deneyimleri olduğu için hem teorik anlamda hem pratik anlamda bir bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Bana ilham kaynağı olan bir hocam var. Kendisi ben bu bölüme girdiğimde otomotiv tasarımına da ilgi duyuyordum. Yani oradan mı ilerlesem gibi böyle düşünüyordum. Ancak kendisi bana bu kullanıcı deneyiminin özellikle ergonomi özelinde ne kadar önemli olduğunu, hayatımızda bilmediğimiz alanlarda bile ne kadar geliştirilmeye açık deneyimler yattığını gösterdi. Bölüme olan sevgimi çok daha fazla arttırdı ve ilgi alanımı değiştirdi. Yani ben oradan elektrikli ufak ev aletlerine döndüm diyebilirim. Hocalarımıza ne zaman istersek ulaşabiliyoruz. Gerek telefon numaralarıyla olsun, mail atıyoruz. Her türlü ulaşmamıza izin veriyorlar ve cumartesi, pazar olsun, akşam olsun cevap veriyorlar. Üçüncü sınıfta portfolyo ve sunum teknikleri adında bir ders alıyoruz. O derste geçmişe yönelik tasarımları revize ederek bir portfolyo hazırlıyoruz. Sektörde şirket sahiplerine bu çalışmalarınızı göstermeniz bekleniyor sizden. Portfolyomun içeriğinde ise üçüncü sınıfta yaptığım bir kano tasarımım vardı. Bu kano tasarımı hem bireysel spor yaparken aynı zamanda o iki kişinin de sosyalleşebileceği bir hamak, bir dinlenme aracına dönüşüyordu. Bir hibrit araç tasarımı yapmıştım. İkinci dönem ise üniversite kampüsleri için sürdürülebilir bir ring taşıt sistemi oluşturmuştum. Bir adet saç kurutma makinem var. Bu bireysel kullanım deneyimini arttırmak için yapılmış. Kol ağrılarını minimuma indirgeyecek bir saç kurutma makinesi. Onun yanında bildiğiniz üzere bir pandemiden çıktık ve bu pandemi insanların sosyal hayatlarına büyük bir darbe vurdu. İnsanların tekrardan hijyenik bir ortamda kendilerini daha sosyalleştirebilecekleri bir oyun ödül mekanizması geliştirmek istedim. Onun sonrasında bu paylaşımlı elektrikli skuterlar için yollarda fark edilebilirliği ve gece sürüşündeki konforu artıracak ve güvenliği artıracak bir giyilebilir aydınlatma tasarımı yaptım. Güneş enerjisiyle çalışan bir power bank ürettim, onu koydum. Sallanan at çocuklar için ürettim. Çocukların kaybolmaması için bir iletişim cihazı ve takip cihazı ürettim. Projeleri birebir hocalarla yürütüyorsunuz ve bu da aslında usta-çırak ilişkisi demek. Çünkü her hafta bir sunumla gidiyorsunuz ve uzun bir saat, iki saat boyunca projeniz hakkında konuşmanız gerekiyor. Endüstriyel tasarım bölümüne gelecekseniz, çizmeyi beceremiyorum diyorsanız gelin ama sevmiyorum diyorsanız gelmeyin. Kesinlikle değer, uykusuz kalacaksınız. Çok zorlanacaksınız. Yapıcı eleştiriye açık olun ama değecek. Yeri gelecek, sabahlamak gerekecek. Yeri gelecek, maket bıçağı kesikleriyle dolacak her yerimiz. Maket yapmak, görselleştirmek fikrimizi ve sabırlı olsunlar. Başta endüstriyel tasarımın zorluğundan dolayı bir moral bozuntusu yaşayabilirler. Ancak girince alışıyorsun diyebilirim yani. Kalbi tasarımla atan herkesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde bekliyorum. İş Dünyası'nın Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümüne hepinizi bekliyoruz.